Bir seyircimiz, selamünaleyküm hocam. Taksitle kurban alınabilir mi hocam? Olur, niye olmasın? O anlaşmaya bağlı. Önemli olan zaten o anda hayvancıyla, kurbancıyla ne yapmak? Alışverişi bitirmek. Bu alışveriş peşin olur, bu alışveriş taksit olur, mesele değil. Mesele o anda, bakın. O anda o alışverişin bitip artık o hayvanı, o kurbanı kendine mülk edinmen lazım ki onu kurban edesin. İşte bununla alakalı ben yine bu konuyu hazır açmışken devamını getireyim. Nedir o? Bu canlı kilo ile hayvan alınma meselesiyle alakalı zaten konulardan bir tanesi de buydu. Nedir o? Mesela kurban alınacak, kurbanın kilosu üzerinden alışveriş yapılıyor ama şöyle yapılıyor. Mesela kurbancıya gidiyor, daha alışveriş bitmeden diyor ki kurbancı ona mesela, bunu yapılıyor maalesef. Aman ha, bu yanlışlar lütfen, bak bu programlarda bu konu üzerinde de çok durduk. Diyor ki mesela, ben bu hayvanı keserim. Evet, kaç kilo çıktı? 30 kilo, 40 kilo. Sonra 30 kilo, 40 kilo üzerinden, işte kilosu üzerinden, fiyat üzerinden anlaşırız ve bu şekilde parasını bana ödersin. Bu caiz değil. Eğer kilo ile, yani hayvanın tamamı üzerinden fiyat olarak bir anlaşma yapmayacaksanız, mesela gittiniz hayvan kurban pazarına, bu hayvan kaç para? 20 bin lira. Tut elimi, 17-18 aldın gittim. Bir böyle, bir de ya ben bu hayvanın bir kilosunu da öğrenmek istiyorum. Tamam, çıkartırsın hayvanı kantara. Hayvanın canlı üzerinden, tamamı üzerinden kilosunu, kilo fiyatından hesaplayıp bir miktar belirleyip alışveriş yaparsan bu da olur. Ama sen daha alışverişi bitirmemişsin. Bak, alışveriş bitmeden sana daha hayvanı kurbanı kendine mülk edinmemişsin. Sonra onu mülk edinmediğin halde kurban ediyorsun. O hayvan senin değil ki daha. Niye? Alışveriş tamamlanmamış. Niye? Alışveriş, kurban kesilecek. Sonra eti üzerinden, kemikler üzerinden kilo tespit edip parası verilecek. Yani kısacası bu canlı kilo alım meselesine özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani.